Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Sayın başkanlarım, sayın basın ve çok sevgili partililerimiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 10 ay önce Sayın Abdullah Çakır Başkanımızın milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmasından dolayı il başkanlığına yönetimce getirilmiştir. Bunu daha önce de defalarca söylemiştim. O tarihten bu zamana kadar arkadaşlarımızla, sizlerle birlikte özverili bir çalışma sergiledik. Bu süreç içerisinde olumlu olumsuz bir dolu olaylarla karşılaştık. Bunlar gerek siyasi gerek çevresel olaylardı. Bir yandan seçim çalışmaları yürütürken bir yandan da büyük felaketler için uğraşlar verildi. Yine bu dönemde hepimiz bildiğiniz gibi seçimleri yaşadık. Tekrar bu seçimler konusunda ben değerlendirme yapmak istemiyorum. Çok daha öncelerde bir toplantılarda bunları konuşmuştuk. Arkadaşlar, biliyorsunuz 8 Ekim'de pazar günü olağan il kongremizi yapacağız. 12. olağan il kongremiz. Daha önce çeşitli durumlarda il başkanlığına adayım veya basında da bu çeşit şeylerle konuştum. Ama net bir şekilde söylememiştim. Ancak bugün burada siz değerli basın mensupları ve partililerimizin huzurunda açıklıyorum ki pazar günü yapacağımız 12. olağan il kongremizde il başkanlığına adayım. Teşekkür ederim. Bu zamana kadar partimizin her kademesinde görev almış arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere her zaman destek veren partililerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, bizler bu zamana kadar hiç kimseye taraf olmadık. Bizleri de taraf olarak kimse görmesin. Bizler Atatürk'ün kurmuş olduğu partimizin ilkelerine bağlıyız. Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız, milliyetçiyiz, devletçiyiz, devrimciyiz ve laikiz. Bizleri bu yoldan kimse çeviremez. Sevgili basın mensupları, sevgili partililerimiz, önümüzdeki günlerde büyük değişimler yaşayacağız. Karabük'te, merkezde, Yenice'de, Ovacık'ta, Eski Pazar ve Eflani'de büyük değişimler yaşayacağız. Safranbolu'da yaşadığımız sosyal ve kültürel belediyeciliği tüm il ve ilçelerimize taşıyacağız. Bizler buna inanıyoruz. Lütfen sizler de inanın. Çok çalışıp hep birlikte başaracağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Başka bir aday var mı efendim sizin dışınızda? Adaylarını açıklayan veya size ulaşan? Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Dedikodu bazında bir şeyler dolaşıyor ama bu bir tarafı şey netleşmedi yani şimdiye kadar. Yok, Safranbolu'da bir açıklama yaptı Mehmet Durum arkadaşımız ama yani gelip burada ben il başkanıyım falan diye bir şey söylemedi. Bir Safranbolu Kongresi'nde hepiniz biliyorsunuz Mehmet Durum arkadaşımız ben de adayım dedi. Ama o tarihten beri bir net bir gelişme duymadık. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com